Lübnan'a gittik. Lübnan'a gittik. Diyorlar ki hoca çok geziyorsun. Nereye gidiyorsun? Nasreddin Hoca'ya dediler. Senin karı çok geziyor dedi. Yalan söylüyorsunuz dedi. Niye dedi? Çok gezse biraz da bize uğrardı dedi. Onun için şimdi bana diyorlar hoca geziyor. Hoca niye geziyor? Onu da sormuyorlar tabii. Peygamberlerin, velilerin kabirlerini geziyoruz. Ruhulbiyan sahibi diyor ki yahu diyor sene 300 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayrul kuruni karni fümmellezine ellum fümmellezine ellum. En hayırlı asır benim yaşadığım asrı saadettir. Bir asır 100 senedir biliyorsunuz. Bunun tespiti nasıl yapılmıştır? Yine mucize-i nebevi eseri olaraktan adamın birine duasında sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birine ışk karnen bir asır yaşa demiştir. Adamın ömrünü hesap ettiklerinde adam 100 sene yaşayıp ölünce anladılar ki bir asır 100 senedir. Bu da hadis-i şerifle sabittir. Çünkü adam 100 sene yaşamıştır. En hayırlı asır benim içinde bulunduğum asır, yani benim bulunduğum, doğduğumla beraber bu 100 sene. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 100 sene yaşamamıştır ama o asırdır. Ondan sonra onları takip eden ikinci 100 sene tabi'in tabakası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görenleri görenler. Tüm dediğini öğrenim. Ondan sonra da onları izleyenler tebe-i tabi'in tabakası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görenleri görenleri görenler. Tübe alime râni velime râme râni velime râme râme râni. Beni görene müjde, göreni görene müjde, göreni göreni görene müjde. O asırda bulunan insanların verdikleri kaynaklara itibar etmeyeceğiz de şimdi senin gibi düttürü Leyla neydi belirsiz bir profesörlükten diploması almışsın altına prof yazdırmışsın diye sana mı inanacağız? Senin neyle inanacağız? Resulullah Buhari hadisiyle en sağlam kaynakta en hayırlı asırlar olarak gösterilen asırların ahalisinden daha mı iyi bildiğini zannedeceğiz yani? Bu kaynak sormanız tehlikelidir. Size bu kaynak sorma alışkanlığını verdiler. Bir de diyorlar ki sakın diyor hangi hoca okursa okusun diyor. İnanmayacaksın diyor. Mutlaka kaynak sor diyor. Peki sen sorduğun kaynağın ne olduğundan haberin var mı? He? Soruyor bana bunun kaynağı ne? Ben de diyorum ki İbni Ebi Şeybe. İbni Ebi Şeybe diyorum. Herif bana bakıyor böyle. İbni Ebi Şeybe'nin haberin var mı senin? Yok. İbni Ebi Şeybe diyorum şimdi adama. Böyle bakıyor. O da kim? Peki senin bana kaynak sormaya ne hakkın var? İbni Ebi Şeybe diyorum. Hiçbir şeyden haberin yok. Peki ben sana bu kaynağı söylesem fuzul olmuyor mu şimdi? İbni Ebi Şeybe kim biliyor musun? Buhari'yi duydun mu? Buhari'yi biliyor musun? Kur'an'dan sonra en sağlam kitap. Buhari'nin hocası. Ve Buhari'nin ne kadar hadis aldığı adam İbni Ebi Şeybe. Sen ilk kitabı Buhari mi zannediyorsun? Buhari'nin yüzlerce binlerce şeyhi olduğunu, hocası olduğunu biliyor musun?